buradayım. Merve, hanım. Ne oluyor? Beyi hanımı bir kaldıralım. Merve de bana. Tamam. Ne oluyor Merve? Nerede Karacadağlı? Otursana. Galiba yanlış istihbarat almışım. Sana haber verince mahcup olmayayım diye ben de gelip göreyim, emin olayım dedim ama baktım kimse yok. Şarabımı açtım. Açtın. Beraber devam ederiz diye düşündüm. Hata mı etmişim? Ne yapıyorsun sen? Yani ne bu yaptığın? Sana duygularımı belli etmeye çalışıyorum. Senin duygun mu var? Bana yani. Evet. Olamaz mı? Olamaz. Neden olsun? Tanımıyorsun bile beni Merve. Delirdin mi? Eğleniyor musun? Ne yapıyorsun? Şaka mı bu, ne? Ha? Gerilme bak. Gerçi bu hallerin de başka çekiyor beni. Zor tutuyorum kendimi sana şurada sarılmamak için. Kendine gel. Evliyim ya ben. Evliyim, evliyim. Torunum var benim kızım. Şaka maka kaldırmaz bizim bu işler. Git başka bir eğlence bul kendine. Hasbinallah ya. Eğlence falan değil. Ben sana çok fena düştüm. Evlisin, çoluk çocuk, torun. Hepsini biliyorum. Tek tek araştırdım seni. Ve ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Adamım diye ortada dolaşan hıyarların hepsi halt etsin senin yanında. Senin her zerren erkek ve ben hepsini istiyorum. Hepsini. Neyin var neyin yoksa? Bu ne ya? Başkomiserime bak ya. Ben kalkıyorum. Kalk, beraber kalkalım. Bana gidelim. Sen önce bir kendine gel. Bir daha da beni böyle abuk subuk şeyler için arama. Tamam mı? Elimden bir kaza çıkmasın, olur mu Merve? Başka türlü konuşmak zorunda kalmayayım seninle. Konuş. Bana ağzına geleni söylesen. Dilinin zoruna bak ya. Hüsnü Çoban daha neler göreceksin acaba? Ne oldu abi? Yok bir şey ya, yok. Yanlış ihbar. Arada olur abi öyle. Önemli değil. Bana bak bana. Nasıl arada olur lan? Aramızda abi. Vallahi bak ben kimseye bir şey söylemem. Sen rahat ol. Ne konuşuyorsun lan sen öyle ağzını yaya ya? Ne aramızda oğlum, ne oldu? İşte Merve falan. Ya gençler olarak senden öğrenecek çok şeyimiz var. Çok. Lan öyle bir şey yok. Önüne bak, yürü. Geç geç. Abi. Gevşemeye yararıyorsunuz hepiniz be. Abi. Geç. Abiniz. Yürü.